Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet sömestri bitti ve sezon başlayacak. Sezon başladığında biraz daha dinç olalım, full motivasyon olalım ister misiniz? O zaman kulağınız bende olsun. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bu sezonda bazılarınıza dedik yani çok fazla kendinizi yormayın. Günde 3-5 sayfa mutlaka kitap okuyun, o her zaman için geçerli ama test kitaplarına çok boğulmayın. Bazılarınıza dedik ya sizin için hani sınavı yaklaşıyor, test çözmekte fayda var, yavaş yavaş bunu halledin. Bunlar tabii ki bu ara tatil dönemindeydi. Fakat son 2 gün geldiğinde ben artık öğrencilerimize diyorum ki eğer yeni sezona tam motivasyon başlamak istiyorsanız cumartesi, pazar dinlenin. Burada çok genel bir hatadan bahsetmek istiyorum size. Öğrenci sömestrde hiç ders çalışmıyor. Çalışması gerektiği halde çalışmıyor. Yani bazılarının zaten çok çalışması gerekmiyordu. O yüzden onları tenzih etmek için bu cümleyi kuruyorum. Ama bu sefer de bir eksiklik istediği ve cumartesi pazar full ders çalışıyor. Ya cumartesi pazar full ders çalıştıktan sonra pazartesi günü o okula başlamak o kadar zor gelecektir ki. Yani çok yoğun bir kafayla derse gideceksiniz. O yüzden bence yapmanız gereken şey sömestri günahıyla sevabıyla tamamlandı. Bu cumartesi pazar dinlenmektedir. Dinlenin arkadaşlar. Bu cumartesi pazar tamamen kendinizi gezmeye, tozmaya, güzel vakit harcamaya ayırın. Daha sonra gidin pazartesi günü okulunuzda öğretmenlerinizin anlattığı dersleri dinleyin ama mutlaka not almaya başlayın. Eğer not almazsanız bir göreceksiniz ki zamanla dersler birikiyor, konular birikiyor ve sizin hakim olamadığınız çok fazla mevzu var. Halbuki en baştan böyle dizginleri sıkı tutarsanız ileride bu sizin çok fazla ihtiyacınızı karşılayacak. Mesela not almayan öğrenciler sınavlardan önce hemen arkadaşlarından yazılı notlarını isterler vesaire. Fakat şöyle bir durum vardır. Dersi not alarak dinlediğinizde bilişsel olarak o dersi zihninize birincisi daha fazla duyu organınızı kattığınız için, kendinizi daha fazla kattığınız için daha fazla işleyecektir. İkincisi, o notlarınıza ileride baktığınızda o anları hatırlayabilirsiniz. Aa evet, hoca burada hatta şunu da söylemişti. Fakat kendi yazmadığınız notlara baktığınız zaman aynı şeyi hissetmezsiniz. Bir kitaba bakar gibi olur bu. Dolayısıyla o anki hissiyatı geri çağıramazsınız. O yüzden kendinizin not tutması bence çok daha fazla önemli. Ve not tutarken mutlaka ve mutlaka başlıkları renkli kalemlerle yazın. Çünkü öğrenciler genellikle işledikleri konuların başlıklarını bilmiyorlar. Halbuki başlık içerik eşleştirmesi de akılda kalıcılık için önemli bir unsur. Yani polinomlarda kavan bulma dediğimizde x eksi a'yı sıfır yapan değer a mı? X yerine a yazalım. Çünkü kavan bu şekilde bulunuyordu. Hoca bunun mantığını da böyle böyle açıklamıştı diyebilirsiniz. Ama o başlığı atmadan direkt olarak tüm polinomları sanki tek bir konu gibi işlediğinizi ne yazık ki aynı verimi alamıyorsunuz. Başlıklandırmak bölüntülemektir. Her bir bölüntüyü ayrı ayrı çalıştığınızda total olarak tüm konuya hakim olabilirsiniz. Evet, daha önceden de söylediğim gibi lütfen bu cumartesi pazar kendinize çok fazla yüklenmeyin. Bu cumartesi pazarı bence tüm günler dinlenerek geçirin. Sabahtan akşama kadar yatın, bilgisayar oynayın demiyorum tabii ki. Bu dinlenmek değildir bana göre. Dinlenerek geçin. Pazartesi günü kalktığınızda güzel ve sakin, boş bir zihinle demeyeyim de yorgun olmayan bir zihinle, deşarj olmuş bir zihinle dersinize gidin, notlarınızı tutun ve ikinci döneme güzel bir başlangıç yapın. Hepinizi seviyoruz. Eksiklerinizi tamamlamanız için videolar zaten her daim yanınızda. Kendinize iyi bakın.